Adrasan'dan merhaba arkadaşlar. Aslında ben bu videoyu dışarıda çekmek istiyordum ama inanılmaz bir dalga var bugün. O yüzden tekne turuna çıkmadan önce kendimizi tekneye zorla attık. Şu an Ahmet Kaptan'la birlikte, şu an arkamda görüyorsunuz kendisini, zaten biraz ileride konuşacağız. Ahmet Kaptan'la birlikte çok güzel bir yolculuğa çıkacağız. Suluada'ya gideceğiz. Suluada'nın en güzel plajlarını ve koylarını çekmeye çalışacağız. Tabii rüzgar buna izin verirse. Güzel görüntüler çekmeye çalışacağız. Şimdi bu zorlu turuna başlıyoruz çünkü gerçekten hava çok kötü. Ve ilk koyumuza geldik arkadaşlar. Burası Akseki koyu. Öncelikle şunu söylemem lazım. Adrasan denince akla iki tur geliyor. Yani iki tane ana tur var burada. Bir tanesi Suluada ve çevresini gezen turlar. Diğeri de Adrasan'a bağlı olan koyların turu. Biz şu anda deniz çok dalgalı olduğu için ve zaten kaptana daha önce şeyi rica etmiştik. Hani hocam tamam Suluada'ya gitmek istiyoruz ama varsa da birkaç tane koy gösterelim diye. Ondan dolayı kendisi bizi Akseki koyuna da getirdi. Şu anda gördüğümüz koy, arkamda gördüğünüz koy buradaki en güzel koylardan bir tanesi ve rüzgarlı havada da bütün gemilerin demir atıp rüzgar geçene kadar insanların yüzdüğü, yemeklerini yedikleri koylardan bir tanesi. Gördüğünüz gibi zaten denizin rengini anlatmaya gerek yok. Harika bir renk var. Bakir bir yer ve buraya zaten karayoluyla ulaşım imkansız. Şimdi devam edelim. Akseki koyundayız. Miroş'la süzüyoruz. Buranın suyu güzel. Soğuk mu? Hayır. Hayır, soğuk değil. Sadece dalgalı olduğu için malum. Burası biraz daha az dalgalı. Burada bekliyoruz tekrar. Rengi görüyorsunuz muhteşem. Bir sonraki koyda görüşelim. Şimdi Suluada'ya geldik arkadaşlar. Bir önce gördüğünüz görüntü Suluada'nın genel bir görüntüsüydü. Şimdi bu adanın etrafında birçok koy, mağara ve birkaç tane ünlü plaj var. Zaten turunuz kapsamında oralara uğruyorsunuz. Hatta ağlayan mağara var burada, çok meşhurmuş. Şu arkamda gördüğünüz irili ufaklı mağaralarda hani daha çok fotoğraf çekme amaçlı olan yerler. Çünkü içeriye giriş biraz tehlikeli. Ters akıntı olduğu için dalgaların sizi kayalara vurma ihtimali var. Yoksa şu küçük mağaradan mesela girdiğiniz zaman diğer tarafa geçebiliyorsunuz ama kaptan hani biz tavsiye etmiyoruz ve izin de vermiyoruz. Fotoğraf çekme amaçlı duruyoruz dedi. Şu anda biz de çektik çekeceklerimizi. Bir sonraki plajda artık öğle yemeği yemek için oraya gideceğiz. Burası da böyle ama suyun rengi gerçekten muhteşem. Onu da söylemem lazım. Gerçi bu bölgede hangi koya gidersek gidelim renkler böyle ama şu anda çok güzel bir yerdeyiz. Birazdan da artık denize girme noktalarını da anlatmaya devam edeceğim. Ve Suluada'ya ayak bastık arkadaşlar. Şu anda Batı plajına geldik. Burası aslında Maldivlere benzeyen kumsalların ilki. Asıl tabii kumsal arkada. Oraya akşamüstü gideceğiz. Birkaç saat sonra orada olacağız. Burası aslında işte yüzebileceğiniz, daha doğrusu plaja çıkabileceğiniz ilk nokta. Şu an arkamda görüyorsunuz diğer bütün tekneler de buraya demirlemiş durumda. Kumu böyle, aslında kum demeyelim, böyle beyaz küçük taşlar ama Maldivler havası var işte dediğim gibi. Alt taraftaki bütün sular böyle turkuazın gerçekten muazzam bir rengi var. Birazdan su altı çekimleri de yapacağım. İşte burası da böyle. Şu an yanıyorum. Yani artık yüzmek için sabır sınanıyorum. O zaman yüzmeye geçelim. Evet, Ahmet Kaptan yine döktürmüş. Zaten kendisi bir şefmiş. Bu arada bunu öğrenmiş olduk. Aslında birçok restoranda da çalışmış. Zaten yemeklerden de belli, lezzetli görünüyor. İşte bu şekilde de bir öğle yemeği servisi var arkadaşlar. Değişiyor hangi koyda duracağı ama şu anda biz Suluada'nın batı koyunda öğle yemeğimizi yiyeceğiz. Sonrasında keyfe devam edeceğiz. Kaptan ellerine sağlık. Nasıl? Yemekler falan beğeniliyor mu? Diğer bir şeyler beğeniliyor. Daha hiç şimdiye kadar bir sıkıntı yaşamadık. Kötü diğerinde çıkmadı. Yani
kendi sevdiğimiz şekilde hazırlıyoruz. O yüzden herkes beğeniyor. İyi, beğenmeyen taş yesin abi. Boş. Ve Suladan'ın en güzel kısmı olan arkadaşlar Maldivler plajına geldik. Burası ön plaj diye de geçiyor. Arkamda gördüğünüz bu yer işte Suladan'ın ön tarafı. Meşhur drone videolarında o tepeden çekilmiş fotoğraflar genellikle buranın açıklarından çekiliyor. Plajı tamamen zaten Maldivleri andırdığı için öyle söylüyor. Bembeyaz kumları var. Zaten artık suyu anlatmaya gerek yok. Muhteşem bir suyu var. Şu anda da artık burada biraz daha fazla zaman geçireceğiz. Yüzeceğiz bol bol. Belki de şuralara doğru biraz yürüyüp güzel fotoğraflar için imkan arayacağız ama maalesef çok kalabalık. O yüzden hani çok böyle boş bir yer bulamıyoruz. En güzeli drone ile yakalamak. Şimdi artık yüzme zamanı. Hadi gel. 1, 2, 3 atla. Bunlar siyah beyaz taşlar. Çok güzel ve suyun altındadır. Ve herkes bunlara dikkat etmiş. Buna dikkat etmiş. Dördüncü durağımız tatlı su kaynağının çıktığı nokta arkadaşlar. Dalgalı günlerde maalesef burada durmuyorlar. Sadece kaptan bizim için burayı da göstermemiz için yakınlaştı. Şu anda arkamda gördüğünüz kısım, bakın tam şurası. Şu hortumun çıktığı yere bakın, iyice bir zoomluyorum. Gördüyseniz bu bir tatlı su. Buraya artık hortum bağlamışlar ve bu şekilde hani tatlı su ihtiyacını buradan gideriyorlar. Onun dışında hani burası yüzme alanı yine. Sadece bugün çok dalgalı olduğu için durmayacağız. Size göstermek istedim ama tekne turlarının da normal zaman duraklarından bir tanesi de burası. Evet, şu anda artık şimdi burada olduk mu atıyorum, boş hazır etraf boşken biraz bize kullanmak istedik. Yani şu an nereye gidiyoruz kaptan? Şu anda mağaraların olduğu kısma gidiyoruz. Mağaraların olduğu kısma. Hani sabah göstermiştik ya arka tarafını. Şimdi de ön kısmına gidiyoruz. Ben biraz yanaşınca göreceksiniz. Şimdi Ahmet kaptan, bu Adrasan'da iki tane tur var. Evet. Bana anlattın biraz ama sen böyle hızlıca iki turun da noktalarını söyler misin? Tabii. İki tane turumuz var. Birisi bu Sulada bölgesi. Sulada bölgesinde Batı plajı. İlk gittiğimiz nokta, ikinci gittiğimiz nokta Maldivler plajı, hı-hı, artı tatlı suyun kaynak noktası biraz önceki yer. Fakat dalgadan dolayı yanaşamadık oraya. Hı-hı. Tatlı suyun kaynak noktasından sonra da mağaraların olduğu kısım var. Şu karşısı, şimdi oraya evet geçeceğiz. Buraya fotoğraf video amaçlı yaklaşıyoruz. Ardından Ağlayan Mağara ve Fener Koyu var. Evet. Alternatif koyu olarak Hacivat Koyu da var. Onun yanından geçeceğiz demiştik. Aynen, oradan geçeceğiz. Havanın durumuna göre bu alternatif koyuları tercih ediyoruz. Yani dalgalı kısımda insanlar rahatsız olmasın diye, aha, o koylar tercih ediyoruz. Diğer yönde de Akseki Koyu, sabah ilk gitmiştik. Evet evet, orası, için orası sürpriz oldu biraz, evet, bizim için de. Korunaklı olduğu için ilk olarak oraya gittik. Sonrasında normalde koylar turumuzda ardından Sazak Koyu'na gidiyoruz. Hmm. Sonrasında Cenemiz Koyu var. Dönüşte de Akvaryum Koyu dediğimiz nokta var. Toplamda 4 tane noktada duruyoruz. Anladım kaptan. Şu anda arkadaşlar mağaranın içine girdik. Bakın görüyorsunuz. Bayağı bir yüksek bir mağara. Şöyle ön tarafa geçeyim. Suyun rengi burada daha böyle koyu ışıktan dolayı tabii ki. İşte şöyle bir yer, burada yüzmek şu anda imkansız. Çünkü kayalara vurabilir bizi. Böyle güzel bir rengi var. Sanki ay ışığı gibi. Burayı da görmüş olduk. Ve bir sonraki durağımız arkadaşlar Ağlayan Mağara. Bakın şu karşıda gördüğünüz, yakınlaştırıyorum.
Şu suyun aktığı yer, buraya ismini veren kısım, ağlayan mağara demelerinin sebebi yukarıdan akan su arkadaşlar. Şimdi de oraya doğru yüzeceğiz. Biraz da size yakından çekmeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar bir sonraki noktamız Hacivat Koyu'na geldik. Böyle denmesinin sebebi, bakın şu karşıda gördüğünüz kaya Hacivat. Şu ta ileride duran o küçük kayalıkta Karagöz'e benziyormuş. O yüzden buraya Hacivat Koyu diyorlar. Yani belki de Hacivat'la Karagöz Koyu da söyleseler daha adil olurmuş. Bir diğer önemli bilgi de korunaklı bölgelerden birisi burası. Yani rüzgarlı olduğu zaman havalar, bu sabah görmüştünüz Akseki Koyu'nda, o yüzden gitmiştik. Tekneler alternatif olarak buraya geliyorlar. Burası da suyu ve zemin anlamında gerçekten çok güzel. Şu an çok ışıktan göremiyorsunuz ama ben iyi seçiyorum. Karşı taraf çok güzel görünüyor. Buradan sonra da artık yavaş yavaş turun bitimine doğru devam ediyoruz. Rotamızdaki son nokta arkadaşlar Fener Koyu. Bakın şu karşıda gördüğünüz fener aslında yıllar öncesinde tüple çalışıyormuş. Ve onu kontrol eden amcamız da burada yaşıyormuş. O sürekli oraya gidip tüp değişimlerini falan yapıyormuş. Tabii sonrasında fenere güneş enerji sistemi takılınca ve otomatikman çalışmaya başlayınca artık onunla da işi kalmamış. O da burayı terk etmiş. Şimdi bu koyda çok güzel ve şirin bir kulübe var. Sonra onun dışında hiçbir şey yok. Ve bundan sonra da artık turumuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Merhaba arkadaşlar. Biz Adrasan'a geldik. Olimpos, Çıralı ve Adrasan biliyorsunuz ki muhteşem üçlü. Burada da çok güzel böyle minik butik oteller var. Şu anda Papyrus Otel'e geldik. Konaklamamızı burada yapacağız. Şu anda Milano Havuzu'na misafir oldum. Burası Adrasan'ın hemen sahilden yaklaşık 500-600 metre içeride, tarlaların ortasında çok güzel bir butik otel. Böyle güzel şirinde bir havuzu var ki buralarda havuzlu yer bulmak da biraz zor. Begonyaların ve diğer güzel rengarenk çiçeklerin donattığı balkonları var. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği konseptiyle hizmet veriyor değil mi Miracım? Burayı evet. Sevdik mi biz? Evet. Biz çok sevdik. Biraz artık eğlencenin tadını çıkaracağız. Siz de eğer Adrasan'da konaklayacak olursanız burayı da tercih edebilirsiniz. Tavsiye ederim. Ne yapıyorsun Mira? İzliyorum işte. Havuzumuz çok güzel değil mi? Yok, kavak istemiyorum. Şundan alalım. Ozan Bey, yemekler çok güzel görünüyor. Yemekler enfes görünüyor valla. Serkan Bey hem otel işletmeciliğine hem de şu anda mutfakta harikalar yaratıyormuş. Şimdi yeter Serkan Bey, sonra sabah kadar. Teşekkürler. Elinize sağlık Serkan Bey. Teşekkürler, afiyet olsun.